Koronavirüse karşı tedbirinizi alın. Allah'ın adıyla, Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm kardeşlerimin af ve afiyet içinde olmasını temenni ediyor, kendim ve sizler için Rabbimden bağışlanma diliyorum. Bazı Müslim kardeşlerimizin virüse yakalandığını işittim. Onlar için duacıyım. Rabbim onları Eş-Şafi ismiyle maddi ve manevi hastalıklardan korusun, geride hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan etsin. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım! Sıkıntıyı, hastalığı gider. Şifa ver, sen şafi olansın. Şifa yalnızca sana aittir. Öyle bir şifa ver ki, geride hiçbir hastalık bırakmasın. Buhari, Müslim. Rabbim bizlere bulaşıcı hastalıklardan, bedenlere ve kalplere isabet eden maddi ve manevi fitnelerden korusun. Bu, kavli duamız olsun. Ayrıca fiili dua etmeyi de ihmal etmeyelim. Hastalıktan korunmak için gerekli tedbirleri alalım. Temizliğe, sosyal mesafeyi korumaya, maske ve benzeri koruma tedbirlerine uyalım. Unutmayalım, hastalıktan korumak dinimizin emridir. Kulluk kapsamındadır. Bir ibadet olarak, kulluk şuuruyla ve ecrini Allah'tan bekleyerek tedbirlerimizi alalım. Yine unutmayalım, İslam bizi başkalarına karşı sorumlu tutmuştur. Çevremizdeki her insanın bizim üzerimizde, bizim de onların üzerinde hakkı vardır. Bu hakların alt sınırı kimseye zarar vermemektir. Evet, hiçbir şey yapamıyorsak dahi insanlara zarar vermemekle mükellefiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüme bir sadaka düşer. Ashab, ya bulamazsa? Diye sordu. Allah Resulü, eliyle çalışır, hem kendisine faydası dokunur, hem tasadduk eder, buyurdu. Ashab bu sefer, eğer gücü yetmezse ya da böyle yapmazsa? Diye sordu. Allah Resulü, bunalmış derecedeki ihtiyaç sahibi kimseye yardım eder, buyurdu. Ashab, eğer yapmazsa? Diye sordu. Allah Resulü, o halde iyiliği emretsin yahut marufu emretsin, buyurdu. Ashab, eğer bunu da yapmazsa? Diye tekrar sordu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Şer işlemekten kendisini alıkoyar, şüphesiz ki bu onun için bir sadakadır. Buhari, Müslim. Şüphe yok ki bulaşıcı hastalığı insanlar yayar. Tedbir almayan ve tedbir almadığı için hastalık yayan insan kul hakkına girmektedir. Yine unutmayalım ki, Müslimler yeryüzünde Allah'ın şahitleri, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Onların örneklik sorumluluğu vardır. Bu sebeple tedbirli olma, korunma ve insanlara zarar vermeme hassasiyetinde örneklik göstermeye dikkat edelim. Rabbim bizleri sevip razı olduğu hayırlara muvaffak kılsın. Selam ve dua ile.